Hocam merhaba. Merhaba Muratçım. Nasılsınız hocam? İyiyim Muratçım, sen iyi misin? Hocam ben de iyiyim. Biz bugün hocam soru çözmeye devam ediyoruz. Evet Muratçım. Hocam ne çözeceğiz? Evet 5. üniteye geçtik. Atatürk dönemindeki demokratikleşme çabaları, yani bu çok partili hayata geçme var ya, onunla ilgili çok güzel sorularımız var. Aman durdurarak önce okusunlar, sonra benim açıklamamı takip etsinler Muratçım. O zaman sizdeyiz hocam. Hemen açıyorum Muratçım. Evet başlıyoruz. Bakın önce bir tane kısa soru. Diyor ki farklı fikirlerin mecliste temsil edilmesi, dikkat, ve ülke yönetimine katılması demokratik bir anlayışın gereğidir. Buna göre bir ülkenin demokratik olabilmesi için hangisi gereklidir? Bak ne diyor arkadaşlar? Farklı fikirlerin mecliste temsil edilmesi diyor. Ve ülke yönetimine katılması. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Cevabımız Ceyhan. Çok partili hayat. Bir şey söyleyeceğim. Biz kimlere oy vererek yönetime katılıyoruz? Partilere değil mi? Evet. Hatırlayın bak, seçim yapıyoruz. Partilere oy veriyoruz. Yani eğer bakın ülkede çok parti varsa, insanlar da bu çok parti içinden istediklerini seçebiliyorlarsa, burada halk yönetime katılıyordur ve farklı fikirlerde yönetimde temsil edilebiliyordur. Çünkü A partisi farklı bir görüştedir, B farklı bir görüştedir, C bambaşka bir görüştedir. Dolayısıyla vatandaş diyelim bu üçünden birini seçerek ülke yönetimine katılır. Buna biz çoğulculuk deriz arkadaşlar, bakın çoğulculuk. Şimdi burada bazıları şunu anlamamış olabilir, bak mutlakiyet. Arkadaşlar mutlakiyet monarşi demek, hatta monarşiden daha sert bir yönetim tarzını ifade eder. Daha sert. Yani neredeyse böyle diktatörlük diyebileceğim hani. Neredeyse. Dolayısıyla o kesinlikle olmaz. Güçler birliği, yasama, yürütme, yargının bir araya toplanması demek, o da olmaz. D'ye bakalım, oligarşik yönetim, o da belli bir grubun ülke yönetimine hakim olması demek. O asla demokratik değil. O nedenle arkadaşlar cevabımız Ceyhan. Çok güzel hocam. Evet Muratçığım. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Bakın ne diyor Mustafa Kemal? Bizim meclisimizde de iki parti olmalı. Hükümeti denetleme sistemi kurulmalı ve medeni ülkelerin parlamentolarına benzemeliyiz. Çocuklar parlamento meclis demek. Bak kafan karışmasın. Şimdi neye değinmemiştir? B. Demokrasiye. Ya buna değinmiş bak. Nereden anlıyorum biliyor musun? İki parti diyor bak arkadaşlar. İki parti, yani demokratik olalım. Yani çok parti olsun. İnsanlar seçsinler. Bu demokrasinin bir gereği. Peki çağdaşlaşmanın önemi, işte bak burada medeni ülkeler gibi olalım. Yani uygar ülkeler gibi, hatırlayın bir önceki videoda. Medeni ülkeler gibi, uygar ülkeler gibi, dolayısıyla o da var. Peki çok partili hayat, zaten iki parti demişti, o da var. Ama cevabımız burada kabine sistemi, ona değinmemiş. Kabine sistemi ne biliyor musunuz? Nedir hocam? Çocuklar Cumhurbaşkanlığının hükümeti kurması ve bu şekilde hükümetin devam etmesidir. Bu Cumhuriyet'in ilanıyla olan bir şeydir. Yani bu parçayla alakalı bir durum değildir arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Geçelim hocam. Evet, buna göre ne söylenebilir diyor. Okuyorum arkadaşlar. Demokrasinin bir gereği olarak çok partili hayata geçişin öncülüğünü yapan Atatürk, Halk Fırkası'nı kurmuş. Onun açtığı yolda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Ancak bu son iki partinin çeşitli sorunlar nedeniyle kısa sürede kapanmasıyla Atatürk'ün yaşadığı dönemde çok partili hayata geçiş sağlanamamıştır. Evet arkadaşlar, gerçekten öyle oldu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu, kapandı. Ardından Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu, o da kapandı. Dolayısıyla Türkiye hakikaten Mustafa Kemal döneminde çok partili hayata geçemedi. Şimdi buna göre ne söylenebilir? A. Yönetim şekli belirlenememiştir. Arkadaşlar yönetim şekli belli. O cumhuriyet. Fakat biz cumhuriyetin şimdi içini dolduramıyoruz o zamanlar. Yani çok parti mi olacak, tek parti mi? Onu yapamıyoruz. Yani yönetim şekli belli. Peki demokratikleşme adımları yarım kalmıştır. He bak. Bu doğru arkadaşlar. Hakikaten çok partili hayata geçemezsen demokratikleşmeyi de sağlaman biraz zor olur. Peki hükümet kurulamamıştır. Yo. Yani hükümet kurulur. Tek parti olsa da kurulur. D. Kuvvetler Birliği uygulanmaya devam etmiştir. Bunu anlayamayız arkadaşlar. Yani neydi Kuvvetler Birliği, hatırlayalım. Yasama, yürütme, yargının tek bir yerde toplanmasıydı. Bundan da bahsetmiyoruz. Dolayısıyla cevabımız Bursa arkadaşlar. Evet hocam. Evet. Peki bir sorumuz daha var Muratçığım. Buna göre diyor demokratik ülkelerde farklı siyasi partilerin bulunmasıyla ilgili olarak neye ulaşılabilir? Bakalım neymiş metin? Farklı görüş ve düşüncedeki insanların bir araya gelerek oluşturdukları siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Demokrasilerde farklı siyasi partilerin bulunması, farklı görüşlerinin mecliste temsil edilmesini ve yönetimde yer almasını sağlar. Bakalım Kuvvetler Birliği'nin uygulanmasını sağlar arkadaşlar, asla olmaz. Kuvvetler Birliği, yasama, yürütme, yargının bir arada olmasıydı. Bununla hiçbir alakası yok. milli egemenliğin gerçekleşmesini sağlar. Evet. Çünkü halk yönetime katılırsa millet egemen olur. Yani 2 doğru. 3'e bakalım. İktidarın denetlenmesini sağlar. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız 2-3. Bakın neden doğru? Çocuklar ne olur bakın. Buraya dikkat edin. Şimdi ülkede tek parti olduğunda ülkeyi tek başına yönetir ve onu kimse denetleyemez. Evet hocam. Ama 2-3-4 parti olursa muhalefet partileri dediğimiz bu partiler iktidarı denetleyebilir. Nasıl yapar bunu? Anayasa Mahkemesi'ne dava açar, Danıştay'a dava açar, hükümetin yaptığı yanlış bir şey varsa dava açar. Bunu başaramazsa çıkar meydanlara, şehir şehir mitik mitik gezer, hükümeti eleştirir. Böylece hükümet geri adım atmak zorunda bile kalabilir. O nedenle arkadaşlar demek ki çok parti iktidarın denetlenmesini de sağlıyor. Dikkat, dikkat. O yüzden cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Evet Muratçım. Bitti galiba hocam. Evet Muratçım bitirdik. 5. üniteye devam edeceğiz bir sonraki videoda. Görüşmek üzere diyorum. Arkadaşlara bir de söyleyelim, bir daha hatırlatalım. Yani kanalımızı bazı arkadaşlarımız izliyorlar ama beğen tuşuna tıklamıyorlar. Hatta abone olmayanlar var. Onlardan rica ediyoruz. Ücretsiz bu ya. Aynen öyle Muratçım. Yani. Tıkla ona kardeşim, tıkla. O zaman görüşürüz hocam. Görüşürüz Muratçım.